7 yaşındayken evde yaramazlık yaptığım için beni odaya kilitleyip aç susuz akşama kadar hapis cezası veren sevgili anneme o gün yazdığım mektup. Sevgili anneciğim, bundan sonra seni ve babamı üzmeyeceğim. Söz veriyorum. Sizden bir ricam var. Ne olur beni serbest bırakın. Ben sanki bu evde esirim. Her zaman göz altındayım. İnşallah ben bundan sonra sizi üzmeyeceğim. Mala yani sözler konuşmayacağım. Artık boş lafları bırakacağım. Eğer beni affediyorsan ben bu yazdıklarımı terk edeceğim. Eğer beni affetmezsen beni çekin, vurun. Yine de anneciğimin ve babamın ellerinden öperim. Oğlunuz Niyazi Özkaynak. İmza. 53 yıl önce yazdığım bu mektubu sevgili annem Kur'an-ı Kerim tefsirinin arasında saklamış. Bana da bugün sürpriz oldu. Güzel bir hatıra. 17 yaşında şeriatçı diye Selimiye kışlasında tutuklu kaldığında mektup yazmamıza dahi izin verememişti. Selimiye kışlasında Aziz Nesin ve Ataol Behramoğlu ile aynı koğuşta kalmıştım. Değişik bir tecrübeydi. Ayrıca beni tutuklatan askeri savcı da Türabi Akdeniz, babamın yedek subay okulundan arkadaşa çıkmıştı. Yaşında evde başlayan, mahallede devam eden, sonra savunduğumuz, inandığımız idealler uğruna ortaokul, lise, üniversite ve askerlik yıllarında yapılan baskılar. Onlarca defa hapis, tutukluluk ve işkenceler. Aile, okul ve devlet üçgenindeki otorite, genç bireylerin kendi gelecekleri için özgürce kararlar vermelerinin önündeki en önemli engeldir.